Aşk sözcükleri devam mı? Var evet. Nasıl hitap ediyorsun hanıma? Ben genelde season'ım derim. Season'ım? Season, season. Hani... Season. Kaçıncı season? Hanımlar beyler, ben Deniz Mesut Süre. İzmir Performans Hall'da ilk günlerdeki gibi harikulade bir ortamla ilişki testi alkışlarla başlıyor efendim. Hani sanki bin kişi varmış gibi daha çok alkış. Vay anasını. Hoş geldiniz sevgili Osman, sevgili Sezen. Hoş bulduk. Osman'cığım kaç yıllık bir ilişki bu? 7,5 senelik bir ilişki. Ama ondan bir 6 ay öncesine kadar da benim bir şeyim var. Çaba sürecim var. Öyle mi? Evet. Çok mu peşinden koştu hayatım? Çok koştu. Ne oldu o süreçte? Bacağım yani, kırıldı. Evet, bacağı kırıldı. Öyle oldu. Ondan önce bir 6 ay bir peşimden koşma süreci oldu. Görüştük ama sürekli. Sürekli görüşüyoruz. Görüştünüz peki, flört var mıydı görüştüğünüzde? Evet, evet. Tabii, flört ediyordum. Sen neye yok diyordun? Olmaz diyordum çünkü sen evlenilecek erkek değilsin, eğlenilecek erkeksin diyordum ben ona. Gerçekten de biraz öyleydi o zamanlar. Öyle mi? Çapkın yani. Mıydın hocam? Hiç alakam yok ya. Yok, değildi. Sıfır. Neden ikna edemedin? Bilmiyorum. Yani şöyle, o zaman daha böyle geleceğe dair bir planı olmayan, yani günü yaşayan biraz daha rahat bir hayatı olan, hani geleceği görebileceğim bir adam değildi. O yüzden ben de... Yaşam şeklim akşam olmaz. Üzerine kadar yaşamak üzerineydi o zamanlar. Akşam üzerine kadar? Ya işte akşam üzerini görürsem geceyi de görürüm. Geceyi görürsem sabah da olur herhalde gibi yaşıyordum. Bir 4 sene böyle. Sen yaşam. Mevlana mısın? Niye böyle değişik değişik bizim kafamızı da karıştırıyorsun yani şu an? Nerede tanıştınız? Birbirimizi nerede gördünüz? Ben ilk onların İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu'nun oyununa gitmiştim. Tamam. Ben de daha önce amatör tiyatroyla ilgileniyordum, o da. Onların oyununa gittiğim zaman ilk onu sahnede görmüştüm. Daha sonra ben de topluluğa katıldım. Toplulukta tanıştık ilk toplantıda. Ondan sonra toplantıdan sonra beraber dışarı çıktık, içmeye gittik bir yerlere. İlk hep beraber arkadaşlarla. Hep beraber. O hep beraber Osman'cığım, hep beraber toplantıda böyle belli ettin mi hoşlandığını? İlk birkaç hafta belli etmedim çünkü... Bizim bir arkadaşımız, Sezen'i daha önce tanıyan, yani Sezen'i Eskişehir'den tanıyan ama bizim İzmir'den tanıdığımız bir arkadaşımız bana Sezen'den hoşlandığını söylemişti. Tamam. En sevdiğim yerler. Hüsnü Bey, ben de şerefsiz biri olduğum için. Hatta bana şey demişti, sizin oyuna getireceğim falan. Tamam, getir dedim. Ha. Şimdi Sezen'den hoşlanan bir çocuk. Evet. Sezen'i sizin oyuna getiriyor. Evet. Sen Sezen'i beğeniyorsun. Orada ben Sezen'i görmedim o gün. Tamam. Yani sahnedeydik. Daha sonraki günlerde bu bana sürekli gelip diyor ki işte abi şöyle hoşlanıyorum, böyle hoşlanıyorum. Ne desem, nasıl konuşsam ben de taktik veriyorum. Yani işte bence şöyle söylemelisin, böyle söylemelisin. Tamam. Sonra işte olmamış onlarınki. Ne oldu o çocukla? Sonra o açıldı. Ben dedim arkadaşım olarak görüyorum ben seni dedim. O da beni bu topluluğa... İzmir'de en güvenebileceğin insanların yanına seni götürüyorum, seni onlarla tanıştıracağım diye götürdü bu arada. Ondan sonra bizim olmayınca ben yani dedim olmaz, biz arkadaşız vesaire deyince sonra o zaman iyi başladı. Osman, sen Sezen'le yakınlaşınca öbür çocuğa açıklama yaptın mı? Yapmış. Herkes de bir şey. Yo. Bir dakika, güzel konu bu. Yapması gerekir mi? Yapmadım galiba. Ha? Yok demiş mesela yok. Öbür çocuğa. Ne diyecek gidip işte kusura bakma böyle bir şey oldu demesi gerekir mi? Bir şey olmuş canım. Yakınlarına bağlı. Arkadaşlarına bağlı. Evet, yakın arkadaşın mıydı? Ya 2 gün önce benim ofisteydi, görüştük. Hayır hayır. Hala arkadaşın. Hala arkadaşın. Evet. Tamam. İsmi değil ama. Ama arkadaşın. Evet. O dönem yakın arkadaşın mıydı? Benden küçük zaten. Oğlum bize ne bundan saçma sapan? Çıkış noktasına bak. Yani, zaten akranım değil ki yani. Yok. Aynı beyin yapısında değiliz. Sal Antek'i amına. Ay adamı gömme. Yok, daha yani, küçük. Kaç yaş küçük? 4-5 yaş. Tamam. Şey yakın arkadaşım, yok severim ya, çok severim. O seni seviyor mu? Seviyor, o da çok sever. Tamam, o dönem mesela hiç açıklamadan siz karşısına mı çıktınız? Yok hayır, zaten... bizim karşısına çıkabileceğimiz duruma gelene kadar 6 ay geçti. Tamam. Yani o sürede de zaten
Doğru, ben ondan kaçtım o zaman ya. Yani, vallahi. Evet, evet. Yani denk gelmemeye çalıştım, doğru. Tabii. Yani, böyle kötü hissettin mi? Hissettim. Ama bir yandan da şey düşündüm. Sonuçta yani bir şey olmamış sonuçta aralarında. Ben hani kara kedi gibi girmiyorum araya. Tabii, olsaydı değişir miydi? Bir şey yaşadılar ama ayrıldılar. Değişmezdi. Vallahi. Hayır. Sen bambaşka bir insansın Osman. Seni kimse üzemez bu hayatta gerçekten. Ben Sezen'i ilk yani şey yürürken gördüğümde bu benim evleneceğim kadın demiştim zaten. Tamam, şimdi tiyatro grubunda tanıştınız. Evet. İlk flörtöz nereye gidildi? Ben çağırdım. Nereye? Şey, pasaportta bir tane kafeye, o gün benim Ankara'ya duruşmaya gitmem gerekiyordu. Bana uçak bileti falan almıştı. Bağlı çalışıyordum o zaman. Hatta çok güzel bir plan... O zaman da avukattın. Tabii ama barda çalışıyordun. Bağlı çalışıyordun. Bağlı. Evet. Ben barda çalışıyordum. Dedi böyle de avukatlara para vermiyorlar. İlk yıllar barda çalışıyor olabilir. O zamana kadar ama defalarca kez dışarıda buluştuk. O beni çağırdı, ben gittim, ben çağırdım. İşte ha 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 hi hi eğlenceler, işte içkiler, şunlar bunlar. İşte hani bir şey hani olur mu acaba diye. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ama çok eğleniyoruz. Ben artık dedim yeter yani, bu böyle gitmez. İşte ben akşam uçağım var, ona bineceğim. Ankara'ya gideceğim. 2 gün boşum da var. 4 gün Ankara'da takılabilecek bir durumum da var. Dönüşüm de uçakla filan. Büro karşılıyor. Dedim ki... Bize ne bundan ya? Büro karşılıyor diyor. Bana ne bundan? Aynen. Bu bilgiyi biz niye şu an cebimize koyduk? Sen ver, bize ne bundan yani? Fedakarlığa bak. Anladım. Büro karşılıyor. Tamam. Bu önemli. Dedim ki bugün ya söyledim ya konuştum ya konuşacağım yani. Başka türlü konuşamam. Çünkü büro karşılıyor çünkü. Bir de bedava yani. Tabii. Çağırdım, dedim ki işte şöyle bir yerde buluşalım mı diye. Orada buluşmak için uçak biletimi iptal ettim. Otobüs bileti aldım 2 gün sonra geceye. Otobüsü de büro verdi mi? Yok, onu ben verdim. İşte benim bütün plan da şey oldu. Yani eğer Sezen bana ters bir cevap verirse benim o haftam da mahvolmuş olacak aslında. İşte konuştuk orada. Dedim ki böyle böyle işte anlattım ettim. Biz çok güzel zaman geçiriyoruz. Senin de benden... O günü hatırlıyor musun Sezen? Evet. Ne dedi sana? Ne dedi sana? Yani ilk önce böyle tamamen eğlence, arkadaşlık gibi hani sohbetimiz gibi normal bir sohbet etti. Sonra bir anda durdu, ciddileşti, böyle ellerini falan sıktı böyle. Ben senden çok hoşlanıyorum diye böyle bir şey ses tonuyla başladı. Allah dedim, yandık yani. Bunu... Sevgililiğe çevirmek istiyor. Çünkü o zaman benim öyle bir şeyim yoktu, niyetim yoktu. Dedi işte böyle böyle, ben senin işte beraber olmak istiyorum. Benim sana karşı çok yoğun isterim var falan dedi. Senin öyle bir niyetin var mıydı? İş ciddiye binsin, sevgili olalım, evlenelim. Yoktu. O zaman yoktu. Şimdi biz dışarıda sizle tanıştık. Ondan sonra lafladık az önce. Sen bir de o yaşına kadar çapkınmışsın acık. Yani ilişkilerim oldu biraz, evet. Yani dışarıda daha üzgündün tabii ki çapkının falan. Kamera karşısında birileri oldu yani. Ya oldu tabii hayatımda birileri. Özellikle helal hoş olsun kime ne ya. İzmir'e geldikten sonra öyle bir ilişki, hani uzun bir süreli ilişki olsun vesaire. Hani kimseyle böyle bir şey düşünmüyordum evet zaten. Evet dedin mi o gün adama? Demedim. Ha? Yok. Ben seninle böyle bir şey asla düşünmüyorum dedi. Asla. Seninle biz asla olamayız dedi. Sen evlenecek adam değilsin, evlenecek adamsın dedi. Ben de dedim ki sen böyle diyorsun abi, biz seninle evleneceğiz dedim. Tamam. Oradan öyle kalktık. Nereye gittin sen sonra? Büronun karşılamadığı otobüsle. Kaç saat gittin? Çok gitmiştim o zaman da, yol mu bozuktu neydi, 8 saatte gitmiştim. 8 saat evet. Tamam. Ağlıyor. Ağlamadım da yani moralim bozuldu. Çok sıkıntılı gidilir evet abi ya. Hayır denmiş sana, 8 saat yol Bercesi'de duruyorsun orada. Otobüsteki filmler de iğrenç. Güzel bir şey değil. Tabii abi. Sikim Sonic eski Türk filmleri var orada da. Değil mi yani? Komik desen komik değil. Evet. Gittim sonra geri geldim. Ben geri gelince benimle yine buluşmak istedi. Öyle mi? Gece 4'te bana uyudun mu diye mesaj atmışlığı var. Kaçta? Gece 4'te. Sen oradayken. Hatırlamıyorum da. Evet. O bu sefer Ankara'dayken, arkadaşlar eğleniyorken... Bana mesaj atmıştı uyudun mu diye gece 4'te. Cevap vermedim ama. Vermedin mi? Çünkü cevabı büro karşılamıyordu yani cevap. Cevabı versem tamam. Sen uyudun mu yazdın? İçip içip mi yazdın? Evet, içip içip yazdım. İçip içip yazdın. Ya çünkü bana ilgisi vardı, ben biliyordum. Evet vardı. Tabii. Vardı ama işte sevgililik boyutunda olmak istemiyordum ama beraber inanılmaz keyifli vakit geçiriyorduk. O yüzden kopamıyorduk da yani. Sürekli her akşam işten çıkışta buluşalım edelim. O arıyor, ben arıyorum vesaire. Öyle öyle sürekli görüşmeye de devam ettik ondan sonra. İlk nerede öpüştünüz? Nereye gittiniz? Hastanede öpüştük. Hastanede? Evet. Neden? Şöyle İnşallah refakatçiyken değildir yani. Refakatçiyken. Uyudu mu lan boz?
Gerçekten mi? Vefa kart çeken aynı. Ya şöyle oldu. Hastayım ben mesela. Her yerime bir şey takmışlar. Yanına böyle muç. Çok canım sıkılır yani. Neredeyiz? Ama tekli odadaydı zaten. Kim hastaydı? Şey vardı, o sigara içen adam da vardı ya. O zaman yoktu. Şey, Osman'ın bacağı kırılmıştı. O zaman. Evet. Zaten sevgili oluşumuz da öyle başladı. Sen bilerek mi kırdın bacağını? Yok. Ben o gün bir cuma akşamıydı. Olabilir, belli olmaz şimdi. Bir cuma akşamıydı. Mesaj attım ben, dedim yine hani oturalım mı bir yerde falan diye. Ya dedi çok isterim ama dedi, benim başka yerden arkadaşlarım geliyor, onlarla oturacağım dedi. İyi tamam o zaman, sen bilirsin dedim. O zaman ben dedim halı sahaya gideyim. Oradan çıktım halı sahada akşam 11-12, o zamana kadar ne yapalım diye. Orada bir kıraathane vardı, arkadaşlarla oyun oynuyorduk. Saat 8-9 gibi bana mesaj attı yine. Neredesin, Alsancak'ta mısın diye. Hayır dedim, ben arkadaşlarımla oyun oynuyorum dedim. Ya tüh dedi, burada olsaydın yanına gelecektim dedi. Gelemezsin dedim, kahvedeyim ben filan dedi. Hareketlere bak ya. Hareket şu an coşuyor ya, gelemez. Al gelirsin. Kağıt oynuyoruz çünkü biz şu an. Utanmadım. Biz halı sahaya gittik, benim bacağım kırıldı. Bu kırdı hatta. Sen mi kırdın? Tamam. Sonra beni acile götürdüler işte oradan. Bayağı kaval kemiğinden, bilekten kırılmış. Hatta bilekte şey platin var bayağı. 156 gün falan yattım. Ben 156 gün? Yattım evet. Şey çok ağrıdan yani bağırıyorum diye bana şey yapmışlar. Sakinleştirici yapmışlar. Ben sen diye de bu da şey gibi olacak şimdi. Sezen diyormuşum. Tamam sonra bana ben uyandım. Vallahi evet doğru. Gerçekten böyle. Sonra ben gece 2 gibi ayrılınca o ilacın etkisi geçince işte ben uyandım, alçıyı almışlar filan işte ameliyat filan dediler. Gece uyanınca telefona baktım, mesaj atmış bana yine. Ne yapıyorsun diye ben bir daha şey yazdım. Seni dedim, bacağım kırıldı, konuşamıyorum şu an diye mesaj attım. Ondan sonra sabaha, geldi mi hemen? Sabahına geldi. Şimdi gelin dedi, gelme dedim. Neden? Babası filan mı vardı yani? Sen ailemle mi yaşıyordun? Ailemle yaşıyordum. Ha, yani. O yüzden sabah gitti. Ha, sabah gitti. Ne oldu gidince? Çok evet komik bir an oldu, böyle gözler yaşlı falan, hani benim yüzümdenmiş gibi onun bacağının kırılması falan böyle. Yok kendi yürür herhalde işte, alsa gitmiş. Ama sanki o gün onunla buluşsaydık bacağı kırılmayacaktı diye kendimi suçladım. Kendi da gelmemiş. Hayır o gelmedi. Ben gitmemiştim ilk başta da, sonra sen neredesin dedim. Ben de halı sahaya gidiyorum dedim. Sonraki işte. Hikaye. Sonraki. Tamam yine sonuçta şovunu yapmış ikinci de. Tabii. Öyle hastanedeyim diye serumlu fotoğraf atma gibi şeyler yaptı yani onları bana. Hani biraz açıldım. Refakatçi kaldın mı? Atmadım ya. Attın mı? Refakatçi kaldın mı hayatım? Refakatçi kalmadım. Yani şöyle gündüzden geceye kadar kalamıyordum başında. Ailem tabii bilmediği için. Ama sabah gidip akşam gidiyordum. Evime dönüyordum. Ondan sonra gece arkadaşları devralıyorlardı. Ondan sonra işte oradayken... Kaç gün gittin hastaneye? O yani 3-4 gün zaten orada kaldı. Sonra o 3-4 gün içinde mi öpüşüldü? Evet. İlk gün öpüşüldü. İlk gün? Evet. Sezen geliyorum diye mesaj atınca ben odadaki herkese gidin dedim. Bize gidin dışarı çıkın dedim. Bütün arkadaşları kovaladım. Annemler gelmişti. Siz bir gidin gezin ya bir. Hani... Anneni mi kovaladın odadan hastaneye? Kovalamadım da biraz sen alışveriş yap. Olur lan böyle. Hani öpme ihtimalin varsa evet. Anneni itersin bile camdan yani öyle söyleyeyim. Vallahi bile anneciğim şu bak bakayım hava esiyor mu diye böyle itiverirsin yanlışlıkla. Sonra? Yani orada öyle konuşurken duygusal bir an oldu. Öpüştük orada sevgili. Sen yatıyordun. Ben yatıyorum evet. Acık mesela kırık bacağında kenara kaydın mı gel yanıma uzan diye? Uzandı. Tabii. Gerçekten mi? Çok çirkin ya. Kameradan görse mesela başhekim gelse siktirin gidin dese ne olacak? Kameralı bir yer değildi herhalde ya, devlet hastanesi diyor her şey. Hemşire geldi bir ara. Yani kapı açıldıkça biz hemen sanki bir şey oluyormuş gibi apar topar. Ama mesela hastanın yanına uzanmak acık suç ya. Ama olsun. Yani ya. Uzanılır ya. Uzanılır. Yani sakat olmayan bacağın tarafına. Ama otur lan. Hayır. Oğlum hiçbir şey sormadık. Orayla ilgilenmeyiz biz. Bana ne senin hangi bacağın sakat hangisi değil. Uyudunuz mu peki? Hayır, yok. Ha anladım. Kalamıyordu. Ama çok senin için mesela cennet gibi değil mi oğlum? Tabii. Sevdiğin kız bacağın kırık. Hastanedesin. Anneni kovmuşsun. Kenara kaymışsın. Gelmiş uzanmış. Artık hayır da diyemiyor. Mağdurum. Tabii. Daha ne istersin tabii. Yani? Muazzam bir şey ya. Harikaydı. Harikaydı diyor. O mesela o günkü tutku kadar sonra tutku olmamıştır yani. Bilemedim. Olmuştur. Olmuştur ya, olmuştur. Daha da olmuştur. Anlatın lan, tutkulu bir ikinci an anlatın. Olmuştur. Ne olmuştur? Ya benim sürekli bir ellerim kırıldığı için. Gerçekten mi? Evet, sonra kolu kırıldı. Kolum da kırıldı. Onun için de hastaneye gittim ben. İki kolum da kırıldı. İşte parmaklarım kırılıyor arada bir. İşte göğüs kafesim evet. Çatlak. Yani
Neden senin kemik bütünlüğün mü yok senin? Neden? Çocukken süt içmemişim öyle diyorlar. Yani. Ha, öyle bir şey varmış. Biraz çıt kırıldın dediğimiz tam bu değil ama yine. Evet, kemiklerle ilgili bir problem var galiba. Tam emin değilim. Genelde bana refakat ettiği için. Ya bir şey oluyor, arıyorlar Sezen Osman'ın işte şurası kırıldı. Tamam geliyorum diyorum. Hani çok normal karşılıyorum artık. Hastaneye gidiyoruz işte, ondan sonra ben Osman'ı tutuyorum falan. İşte oturtuyorlar kemikleri, parmağıdır bilmem nedir, eli falan böyle. Hani artık o kadar rutine binmişti ki normal bir şeymiş gibi karşılıyoruz. Yani. Çocuk var mı sizde? Yok. Kim daha yakın bu fikre? Sezen daha yakın galiba. Yani evet, ben daha yakınım. Nereden anlıyoruz bunu? Yani herhalde şey, yaşla ilgili, hormonlarla ilgili olduğunu sadece. Hayır, bunu ifade ediyor musun Osman'a? Arada diyorum hani yapsak mı falan diye. Sen ne diyorsun Osman? Bakarız, bakarız diyor. Ya biz çok tatlı bir bebek sevdiğimizde ikimiz de bir coşuyoruz. Çocuğumuz olsa ne kadar tatlı olur falan diye. Bence de. Ama sonra o çocuğun dertlerini anlatıyorlar o arkadaşlarımız. Sonra diyoruz ki aman aman falan diyoruz. Ama sonra ertesi gün yine bir hayırlısı oluyor. Sonra unutuluyor gidiyor zaten. Yani. Gezme tozma tekrar devam ediyoruz. He, anladım. Evlenme teklifini kim etti? Ot. Nerede ettin Osman? Konak bir yerde, sahilde. Restoran, nasıl ama? Restoranda. Şey, Sezen daha önceden bana hani şey, ilişkideki evlilik teklifini nasıl istediğini anlatıyordu. Başka direkt ben böyle istiyorum demiyordu da bence şöyle olmalı, bence böyle olmalı diye. Benim aklımda hep şey vardı işte, biz sahneye çıkıyoruz sonuçta. Oyunun bir tanesini, beraber oynadığımız bir oyunun sonunda, hatta festivallere de gidiyoruz her sene. Festivalde hani sahne bitince, işte oyun bitince selamdan sonra orada güzel bir şey olur falan diye düşünüyordum, edersem diye. Böyle birisi yapmış, bununla ilgili yorumlarını duydum. O ne ya, öyle saçma şey mi olur diye. Yani ya hayır derse öyle zorunda bırakıyor falan gibi. Dedim ya ben bunu değiştireyim. Ama işte dedi hani şey diyordu, bütün arkadaşlarımız, tanıdıklarımızın olduğu bir yerde çok güzel olur diyordu. Ben de o zaman dedim öyle yapayım. Hani bütün tanıdıklarımız, arkadaşlarımız. Sürpriz oldu mu, sen de biliyor muydun hayatım? Çok sürpriz oldu. Yani aslında çok uzun zamandır bekliyordum. Ama şöyle bir dönem yaşadık. Osman bana evlenme teklif edeceği için bana yaklaşık son 1 ve 1,5 ay boyunca o kadar kötü davrandı ki ben günler boyunca ağlıyordum evlenme teklifinden önce. Yani sürpriz olsun diye yapmış, sürpriz olsun diye bana bilerek kötü davranıyor. Hocam senin içinde bir ukde kaldı da onun evliliğe mi acaba? Bahane mi etti? Ne yapmışsın? Nasıl kötü davranıyordu? Yani durduk yere kavga çıkartıyor. Normalde çok anlayışlı, çok tatlı olan insan bana her şeyime bağırmaya, böyle sinir olmaya başladı. Surat yapıyor. Üf diyor, yeter artık, sıkıldım senden falan diyor sürekli. Ben diyorum ki ne oldu bu adama böyle ya? İnanamıyorum diyorum. Bir anda değişti. Osman bu kimin fikriydi? Tamamen şahsi yani. Dedim ki beklentiyi düşürürsem daha tatlı olur, daha böyle sürpriz olur ama ayarımı tutturamadım. Hiç böyle saçma bir şey duydun mu hayatında yani? Hani biraz şey yapacaktım ben, hani biraz yani soğukmuş gibi yapacaktım sözde ama işte ben sana her gün cevap vermek zorunda mıyım telefonla? O kadar! Öyle mesajlar, evet. Günaydın yazmış mesela, böyle gün bayi. Aptal kadın! Senden çok var. İzmir kadın kaynıyor, sen kimsin? Bu mu ya? Beklentiyi düşürmek bu mu ya? Şuraya gidelim mi diye, aman üf, senin istediğin yerlere gidiyoruz hep, burası iğrenç falan diyorum. Halbuki çok gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Çünkü soğuk yapmam lazım. Ama bu gereklilik nereden mesela? Soğuk yapmak zorunda değilsin. Değilim işte. O benim tamamen kendi salaklığım. Sen peki soğudun mu? Ayrılsaydın ne yapacaktın? Ayrılmaya gidiyordu zaten o gün galiba. Ya şöyle bir şey oldu. O gün artık o kadar moralim bozuk ki elim yüzüm şişmiş ağlamaktan. Evden çıkıyoruz. Arkadaşlarım bana mesaj attılar. Hadi gelin hep beraber kordonda bir işte ayarladıkları yere. Biz kız kıza normal içmeye, dertleşmeye gidiyorduk. Tamam. Ben de Osman'ın işte bu yaptıklarını anlatacaktım yani. Çünkü bütün gün evde ağlıyorum. Ablam falan dedim. Abla sen de gel dedim. Çok kötüyüm ben dedim falan böyle. Zaten böyle elim, yüzüm, başım, saçım berbat haldeyim zaten. O şekilde gittim oraya. Bir gittim, ondan sonra bütün arkadaşlarımız işte Osman giymiş, takım elbise giymiş, yüzük falan böyle. Hani bir o zaman şok oldum gerçekten. Ama gerçekten hani şey olsaydı ayrılacaktım yani. O draftiye gelmiştik. Değdi mi bu yaptığını? Şok oldu ama. Hayır, buradaki temel kelimemiz şok olmak mı yani? Sürpriz. Ama şimdi evlilik teklifi sürpriz olunca daha güzel olmuyor mu? Öyle demiyorlar mı? Kendisi öyle diyordu en azından. Yani. Ama 1,5 ay boyunca... 1,5 ay o kadar mı? Bilmiyorum. Bayağı. Çok mu? Hani abarttı bayağı. Abarttı ya yani. Bir teklif edeceğiz, sürpriz olacak diye 10 kere atmışsın kızı. Evet ya. Evet ya mı? Evet doğru. Hiç sen mesela teklif ettiğinde sevindin mi gerçekten, yoksa kabul etmesem olur mu dedin mi? Yok.
direkt kabul ettim zaten yani. Ağladın mı? Ağladım. Vallahi. Evet. Sen ağladın mı? Ben sonra ağladım galiba. Sonra ağladım. Çok insan vardı orada. Evet. Sonra biz baş başa bir yere geçtik. Orada beraber bir ağlaştık evet. Böyle. İkiniz. Evet. Ne konuştunuz da? Vay be yani evet. Evleniyoruz falan. Ağladınız. Evet. Ağladık. Evet. Aynen. İşte demin o anlattığımız şeyi anladık. Hatırlıyor musun o ilk günü falan? Onları konuştuk. Hastanede ilk işte öpüştüğümüzü vesaire. Ben sana şöyle demiştim. Ben sana böyle demiş falan gibi. Sizin hastanedeki bacağının kırılmasıyla evlenmeniz arası kaç sene? İki tane sözelci yemin ediyorum. Kim çıkaracak şimdi yıldan yılı? Dört sene. Dört ya da dört buçuk. Dört. Kaçtan kaçı çıkaramadınız ikiniz? 2014 Ocak'la 2018 Ağustos ne yapıyor? Dört yıl yedi ay. Dört buçukmuş işte. Evet dört buçukmuş. Dört yıl yedi. Doğru hesaplamışız. Bu ilişkinin bir kıskancı var mı? Ben kıskanç değilim. O da çok kıskanç değildir. Ama şöyle bir şey var. Ben onun benden ayrı... Eğlendiği zamanları çok kıskanıyorum. Evet, zamanını yani zamanını çok kıskanırım. İnsanlardan öte benden başka bir yerde çok eğleniyorsa bozarım onun gecesini. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi değilsiniz. Değil, ben değil. Benim öyle. Öyle mi? Evet. Daha önce ne olmuştu? Bir ay, üç ay falan o civar yani. Senin? Daha önce dört, yani iki yıl, bir buçuk yıl falan öyle iki, üç tane. Şu anki yaşın oldu. Kaç? Şu an 31. Düş 8'i, 23. Onlara girmiyor, o hesaplamalara. Girelim. Girmiyor. 2, 1,5, 5,5 düş, 17,5 kaldı. İşte o zamandan beri tabii canım. Ha, yani anladım. 16, 17 o yaşından isimler, beri. Onlar konuşuldu mu? Tabii hepsini. Nasıl biliyorum. Konuştunuz Osman? Yani. Nerede konuşuluyor böyle şey? Yatak odasında mı? Yatak odasında. Mutfakta mı? Normal. Yani ne yaparken? Ya genelde Sezen sen dertleşir gibi anlatıyordu bana. Hani, tamam. İşte eskisi böyleydi, eskiden şöyle olmuştu, böyle olmuştu filan diye. Ben de merak da ediyordum yani şeyini. Yani beni tercih ettiği için geçmiş skalasını çok merak ettim. Nasıl bir skala? Sen mesela bu eğride neredesin? Ben bir etbetim. Gerçekten evet. Mi? Standart çok mu düşük? Bayağı düşük. Bence düşük. Mesela nasıl tiplermiş? Hoşuna da gitmiş. Bir sürü gerizekalı be. Tamamen subjektif yorumla gayet. Ya tamam beni yüzü düzgün çocuklar ya. Ama şey, yani, of böyle süper yakışıklı vay öyle tipler değil. Tamam. Hoş ama? Yani. Ama işte... Ne anlatıyorsan mesela nasıl dertleşiyordu? Anlat bakayım eski yani sevgisi. Yaşadığı kötü şeyler anlatıyor. Sinirlendiği zaman iyi şeyler anlatıyor. Kıyas yapıyor. Kıyas yapınca benim kanıma dokunuyor. Sana sinirlendiğinde eski sevgilisiyle mi kıyaslıyor seni? Yapıyordu o zaman. O daha iyiydi evet, diyor. O zamanlar yapıyordu. Hı-hı. İşte o asla böyle bir şey söylemezdi falan diye bir şeyler söylüyor. Ha. Evet. Vay. Benim gebertecen. Tehdit ediyorum. Bana güvenebilirsin. Bir saat daha bana güvenebilirsin. Sonra beni bir daha bulamazsın Osman. Öyle şeyler. İşte onları anlatıyordu. Ya ben söylerim, ben anlatırım yani. Öyle saklamazdım yani öncesi sonrası. Çünkü onun için yani hayatından geçmiş insanlar. Benim gözümde o şekilde. Beni de ilgilendirmiyor meseleler yani. Aslında. Meraktan soruyorum ben sadece. Ha tabii. Hayır. Senden öncesi başka bir hayat. Sana ne yani? Evet, beni ilgilendirmiyor. Tabii. Sen eski kısa ilişkileri anlattın mı hiç? Anlattım. Evet. Ha. Aynen. Nasıl anlattın? İşte böyle birisi vardı. Şu zaman şöyle olmuştu. İşte şuydu şuydu falan diye anlattım. Tam onu soruyorum ya Murat'ı. O şuydu dediğim. Öyleydi, böyleydi, şuydu. İlişki testi biz o yüzden çekiyoruz ya yani. Şu zaman şuydu. Böyle belgesiz zamirlerle programı bitiremeyiz yani. Ya işte hani ciddi şey diyor. Hani şimdi sen bana evlenme teklif ediyorsun diyor şu an. İşte ya da işte ettin. Biz evlenecekmişiz gibi davranıyorsun diyor. Peki diyor bundan önceki ilişkilerine böyle mi başlamıştın en baştan gibi şeyler soruyor. Ben de diyorum ki yok onlar öyle değildi. Ya da diyor ki sen benim seviyor musun? Seviyorum diyorum. Öncekilere de böyle söyledin mi diyor bazen mesela. Söyledin mi? Söylemedim. Seni seviyorum dediğin bir kadın olmadı mı? Olmadı galiba. Sezen'den başka. Olmamış olabilir. İnananlar o desin. Sallıyor abi diyenler o desin. Siktir oradan al bak kaç kişiyiz burada. Aa.
Sen kuzucuğum, öteki sevgililerin seni seviyorum demiştin var mı? Tabii tabii. Tabii lan, ne olacak? Tabii. Denir yani. Tabii canım. Ya hepsini sevdiğin için berabersin zaten. Evet. Yani... Ama bir aylık ya niye seni seviyorum diyeyim ki? Ya insan olarak seversin. O artar, ha. Duygun sevgili olarak artar. Ha, başka tamam, bir duygun. Aşk olur, farklı bir şey ama hepsini sevdiğin için beraber oluyorsun. Doğru tamam dedim. Bir tane dedim doğru tamam. Dedin mi? İşte bu. Hatırladım. Ya bırak Allah'a, başından beri vardı. Hatta bir de değildir. Şu an yalandan minik minik görüyoruz. Taksit taksit. Aha bu samimiyetsizlik gibi şuraya borçluyuz Osman. Tamam. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? Osman. Vallahi. Evet. Nereden anlıyoruz hayatım? Evde çok şey yapar. Yani. Yanak sıkar. Yanak sıkar. Gelir, öper, şuramda durur böyle. Söyle. Hani diyorum Osman'cım hani biraz şuraya mı gitsen diye. Burada durup ne anlatıyor? Konuşuyor yani. Senin babanın bir doğanı vardı. Sattı mı onu ya? Satmasın. İki ay sonra satarsa ikiye katlayacak o diye. Burada ne anlatıyorsun kıza? İşte... Ya sevgi gelir. Sözcükleri falan bir şeyler anlatıyorum. Saçma sapan konuşuyorum. Aklıma gelen şeyleri söylüyorum. Evet. Yani konuşur, bir de çok konuşur. Konudan bağımsız bir yani şeyler dinlemesem söylüyorum. De konuşmaya devam eder. Ben arada mı dinlemiyorsun? Dinlemiyorum. Ya artık bir zaman sonra kopuyor zaten. Yani bende bağlantı kopuyor. Devam ediyor konuşmaya. Konudan konuya atlıyor. En son hatta şöyle bir şey yaşadık. Yani konuşacak konusu kalmadı bir gün. Dedi ki konularım bitti dedi. Başladı şey vır 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 demeye böyle. Dedim Osman'cığım ne yapıyorsun? Bitirdim konularımı bitirdim dedi. Konuşmak istiyorum ama dedi. Bu şekilde bir insan yani. Böyle zamanlarda böyle bayıltıcı tüfekle bir tane... Değil mi? İnsan çok istiyor mesela. Vurayım birini böyle bayılsın şurada şöyle dursun iki saat. Biraz yorucu bir adam mı Osman? Yani... Sence? Evet. Enerjisi abi. Yüksek. Çok komik, çok eğlenceli ama tabii fazla ediyorum. Olduğu zaman... Hani bana da artık böyle şey yapıyor. Osman yeter hani Osman'cığım birazcık sussak mı acaba? Biraz artık kendi alanlarımıza mı gitsek falan diye oluyor yani. Var mı öyle alanlarınız evde? Tabii. Neresi senin alın? Yani... Kanepesi. Kanepe benim kanepe. Senin? Onun balkonu. Evet, balkon bir de öbür tırt kanepe. İkinci, evet her evde bir tane ikinci sikim sonik kanepe olur. O ana kanepede yer kalmayınca oraya oturursun. Asla rahat olmayan. Tabii tabii. Bendik kanepe senin. Ben tabii ki. Aslında ana kanepe sende. Evet. Açmalı o bile geniş geniş. Onun gibi. Tabii. Aşk sözcükleri devam mı? Var evet. Nasıl hitap ediyorsun hanıma? Ben genelde season'ım derim. Season'ım? Sezen season hani... Season. Kaçıncı season? Kim daha çok kazanıyor? Belli olmuyor. Biz. Ya biz ikimiz de serbest avukat. Bir ay ben, bir ay o olabiliyor. Hesaplar değişim. Ortak mı? Hesaplar orada. Ortak bende. Sen de. Hesaplar ortak burada. Nasıl yani? Evet. Sen organize ediyorsun. Yani kazandığını bana gönderiyor. Ben hepsini. Evet. Evet. Ya biraz tutuyorum işte yanımda. 300-500 harçlık. Tamam. Bitince istiyorum bana gönderiyor. E güzel. Öyle içi daha rahat ediyor. Hani. Öyle mi? Evet. Tabii yani bir tek bir yerde olması daha mantıklı. Ben daha tutumlu olan tarafım, daha idareci tarafım. Hı-hı. O daha rahat böyle. Peki hanım senden 5 kat fazla kazansa problem eder miydin hocam? Etmezdim, gurur duyardım ya. Öyle mi? Güzel. Ama bunu bana çaktırır yani. Çaktırır falan. Mıydı sence? Sinir olursa evet. 8 bin kazanıyorsun, 40 bin alıyor. Ne çaktırırım yani. Ne çaktırırım. Yapar doğru. Çünkü yani değil mi? 40 binliyim ben artık 8 bin... Evet. 5 tane koca alırım 8 binlik öyle söyleyeyim. 40 binim var çünkü benim. Aynen. 8'lik koca bakıyor bu. Öyle bir ağız göz gelirdi doğru. Vallahi mi? Gelir doğru yapar. Şey mi yani böyle atıyorum. Ama kavgada yapardım. Hani kavgada. Diyeceğim, kavgada hani yaparsın. Günaydın 40 bin falan yapmaz da. Ne yapıyorsun lan götünde donu var mı? Alayım mı sana don? Böyle yapmaz tabii bu ağır olur yani. O nasıl yaptı onu yaparsa sinir olurdum evet. Tabii. Ama yapar mı işte onu söyleyeyim. Sence yapar mı? Yok. Bence yok. Dursa durduk yere yapmaz. Kavgada yapar. Aynen. Kavgada. Sen peki buna gurur yapar mısın? Yaparım. 40 binlik hanımı 8 binlik haline terk edebilecek götün var mı bu hayatta? Ne güzel sordum ya. Dur tamam dur. Götüm yok ama... İçimden yani, yapardım gururu. İçimden. Ben de içimden yaparım. Orada var ya bana ne söylüyor? Aynen öyle. Balkonda böyle hızlı hızlı içerdim. Sabah da sakinlerdim. O da haklı be. Sonuçta kazanıyor yani. Anamdan babamdan fazla baktı bana filan derdim böyle yattığım sonuçta yerde. Sonuçta eve geliyor para falan. Tabii. Sonuçta 48 ikimizin parası yani. Nereden baksan 24'üm var diyebiliriz. Bugünkü
Bugünkü ilişkide sponsorumuz hediye sepeti. Birbirinize arada bir özel hediye alır mısınız arkadaşlar? Alırız. Osman'ın sana aldığı özel bir hediye ne? Şöyle, Nergis çok severim. Eve geldiğim zaman birçok zaman Nergis almış, onu koymuş olur. Benim oturacağım yere vesaire böyle hani. Vallahi. Onun sürprizini yapar. O çok tatlı bir sürprizdir benim için. Bir de hiç parası olmadığı zamanlar bana hep ne olursa olsun küçücük de bir olsa bir hediye alırdı. Mum alırdı vesaire alırdı. Ama hayatım, onlar para, çok değerli. Paralar sende ya. Hadi hiç parası olmadığı zamanlar dedin, sende çünkü o paralar yani. Aynen, şimdi tadı olmuyor yani. Tabii sana hediye alacağız ama senden mi alıyor parayı? Aynen. Tamam. Ya bana soruyor. Ben diyorum ki boş ver, gerek yok yani. Şu an niye para harcayalım ki ona diyorum. Alma diyorum. O da alamıyor zaten. Parası yok çünkü. Hocam senin bazı insani hakların var. Bilmiyorum fark ediyorsun. Ben hiç böyle avukat da görmedim hayatımda yani. Sen bir baktın mı hiç toplum sözcüsü, Magna Carta, bazı hakların var yani. Osman, sana geldi mi Sezen'den hiç özel bir hediye? Hani şey değil, hani ben bunu istiyorum, bunu alalım dediklerim değil de bunlar sayılmaz bence. Kendiliğinden ne aldı? Kendiliğinden Beşiktaş forması almıştı teyze. Vallahi. Hangi yıl? Hangi yıldı? 2016. 2016. 6 sene önce almış. Kimin forması? Boş. Yani taraftar forması. Taraftar forması aldı. İyi hissettin mi? Tabii, çok iyi hissettim. Sürpriz oldu. Evet, sürpriz olmuştu. Şey de yapmıştım. Konuş. Ya. Hani bu... Marvel karakterleriyle ilgili. Evet, doğru, evet. Şey çizgi yapmış. Roman almıştı, doğru. Çizgi roman, iki tane çizgi roman almıştı. Hı-hı. Ben çok severim. Ona işte şey, güzel bir şeyler yazmış. Ne yazmış? Postitler koymuş işte. Ne yazmış? Çok özel şeyler yazmış yani. No. Ama neden geldik buraya yani? Ne yazmış? Çok özel neymiş? Götün çok güzel falan değilse yani. Sen benim süper kahramanım. Öyle mi? Tamam. Değil mi? Beni niye trollüyor, manyağa bak. Sen benim süper kahramanım. Değil ki. Ben nerede bileyim? Ne yaptın sen? Ya tatlı bir şeyler. Tatlı. Ne ama? Ya şimdi tam hatırlamıyorum. Hatırladığın kadar. Hatırladım. Ama bu arada o gerçek. Sen benim süper kahramansın yazmıştın onu. Tamam. Neyse. Evet, yazmıştım. Seninle beraber sürekli bir hayal dünyasındayım. Bu hayal dünyasında işte senin olmaktan çok mutluyum gibi şeyler yazmış. İşte bu hayal dünyasında sen olmadan çok mutluyum mu? Seninle olmaktan. Ha, pardon. Bu hayal dünyasında sen bok ediyorsun ya. Ne zaman hayalimin içine girsen hep standartım düşüyor benim. Evet. İşte hiç süper gücüm olmasını istemezdim. Seninle tanıştıktan sonra süper gücüm olmasını istedim. Çünkü ömür boyu seninle olmak istiyorum. İşte yaşam boyu, zaman boyu falan gibi şeyler yazmış. Çok güzelmiş abi. Çok tatlıydı. Çok özelmiş. İlk böyle beraber, ben hiç izlemiyordum böyle işte o tarz filmler falan. Osman da çok sever. Sürekli gidelim derdi işte, ona gidelim, buna gidelim vesaire. O ilk sinemaya gittiğimizdeki konuşmalarımızı falan yazdım oraya. Orada bir çöp adam çizerek. O şekilde. Karikatür gibi yaptım yani. Valla doğum günüydüsün bu. Evet. Evet, doğum günüydü. Aa, çok güzelmiş abi. Çok tatlıydı. Burada var mı birbirine böyle bir özel bir hediye alan? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kaç zamanlık bir ilişki? 2004'ten beri arkadaşız. 2012'den beri de evliyiz. Ne güzel, mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Hediye alıp vermek devam mı hala? Çok. Ne geliyor sana? En özel ne geldi? Bugün benim doğum günüm. Aa. Mesela buraya gelmek istiyordum gerçekten ama ayarlayıp ayarlayamayacağım belli değildi. Bileti almış mesela. Çok mutlu oldum. İyi ki geldiniz. Evet, ne iş yapıyorsun? Mühendisim. Bundan önce ne geldi hediye? Bizim biletten önce. Çok şey. Anneler günü saatim. Ver bakayım adama. Sana ne geldi hediye? Özel. Yani çok hediye geliyor ama ayıramıyorum. Çünkü belki de en istediğim şey olmuyor olabilir o arada. Hani iki seçenek sunmuşsam bir tanesi geliyor ama o istemediğim oluyor. Sen kötü bir şey söylemeye çalışıyorum şu tabii tabii. Hayır, kötü bir şey söylemeye mesela, çalışmıyorum. Bir örneği ver ama bana. Hangi iki mesela şey söylemişsin? Mesela ben PlayStation istiyorum, telefon geliyor. Büyük de hediyelermiş. Tamam. Kim daha çok kazanıyor sizde? Değişiyor diyelim. Ben de avukatım, benim de fark ediyor çünkü. Yani sen avukatsın. Ben avukatım, her ay değişir. Güzel bir dava geldi mi payıyla mayıyla? Meslektaşlarıma soralım. Değil mi? Doğru. Böyle yüksek meblağlı bir şey geldi mi böyle yani. Bir arsa davası, miras davası. Bir ay sıfırsa bir ay 50 olabilir mesela durduk yere. Ha. Evet. Aynen. Şu an nasıl bu ay? Daha yeni başladı, ayın ikisindeyiz bakalım. Çocuk mu kaldırıyorsun? Mayıs nasıldı Mayıs? Yani fena değildi. Güzel. Ha. Evet, güzeldi. Güzeldi. Anladım. Senin Mayıs nasıldı? Saçma sapan muhabbete bak. Şükür değil. Şükür diyelim o zaman. Şükür. Anladım. Eyvallah, ben çok mutlu oldum tanıştığımızda. Doğum gününüz kutlu olsun hanımefendiciğim. Mutluluklar. Çocuk kaç yaşında? 7. 8 bence.
İnşallah aynı çocuktur. Çok isteriz aynı çocuk olsun. Koca alkış kardeşlerime. Hanımlar beyler, Hediye Sepeti 2010'dan beri kişiye özgü üretim yapıyor. Ve %95'ten fazla bir oranda aynı gün kargoya verebiliyor. Peki, ilişki testini izleyenler, babalar gününde kodumuz BABA15, %15 indirim. İyi alışverişler. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, İzmir'de Performans Hall'da ilişki testi alkışlarla devam ediyor efendim. Kavga gittiğinizi merak ettim. Kavga ettiğinizde böyle bağır çağır mı kavga ediyorsunuz? Of evet. Oo evet. Harbi mi? Evet. Tabii. Böyle küfürlü müfürlü? Evet. Ha? Tabii evet. Tabii. Ne duydun en sert Osman'dan? Yani... Hepsini duymuşumdur herhalde ya. Yani ederiz. Ben de o da yani. Sen ne duydun Osman? Duymadığın bir şey olmayabilir. Evet. Bayağı çok. Şey... Ana avrat. Tabii. Tabii tabii. Ana avrat gideriz. Duru durağı yok yani. Birbirimizin analarına küfrediyor musunuz? Kastetmeden. Kastetmeden. O anne o anne değil. Hanginiz daha pasaklı? Ben. Sezen. Aa. Evet. Nereden anlıyoruz hocam bunu? Bütün evin dağınıklığından. Anlatsana bana mesela, Sezen'in yaşadığı bir evde biz ne görüyoruz? Şimdi yatak odası da, yatağın yanına o konulan şey var ya, adı neydi onun? Komodin mi oluyor, ne oluyor? Onun üstünde... Sen komodini mi hatırlayamadın? Hani dört tane oluyor ya, duvar duvar odada. Orada işte Sezen yattıktan sonra bir şeyler yemeyi çok seviyor. Bir sürü bir şeyler yiyor. Hatta uyur yer. Yattıktan sonra yiyor. Yattıktan yatakta. Sonra yatarken yiyor. Bilinçsiz olarak kalkıp yiyor, geri yatıyor. Sabah bir uyanırız, leşler var yan tarafta böyle. Aynen, bir sürü şey. Paketler var. O komidin üstü asla boş olmuyor. Üç tane boş su şişesi, iki tane işte soda, pop kek, işte çubuk kraker, kaşık, Nutella boş, işte çerez yemiş kabuklar. Cips. Cips, ay evet. Nevresimde kırıntıya denk geldin mi? Evet. Günah ya bu. Vallahi bugüne kadar beklediğim gün geldi, yemin ediyorum. Evet abi. Evet. Ya ben bunları mesela dinlerken rahatsız oldum şu an yani. Salonda dev bir şey var işte. Ne? Sehpa. Sehpa. Abi sen... Sana biz ne yapalım? Bu çocuğa bir ceviz mi vererek, balık mı yedirek? Ya hoşlanmadı beni. Çok temel şeyleri unutuyor ya. Beni kim doğurdu ha? Annem dur. Ya böyle üstünde bir tane şey var. Hepsi gitti. Ha tütsü. 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 Tütsü yakıyor. Çok seviyor kokusunu. İşte çamdır, şudur budur. Tütsü yanıyor. O tütsü de... Yandıkça püs püs yere dökülüyor ya böyle. O sehpanın üstüne dağılıyor. Diyorum ki ya oraya dağıldı, onu alsana diyorum hani işte. Bir şey koyuyoruz, yemek koyuyoruz, ne bileyim uzanıyoruz falan, ayağımızı uzatıyoruz. Alacağım alacağım diyor. Üç gün oluyor, beş gün oluyor. Yani altı gün oluyor. Sehpanın arasından halıya dökülüyor. Almıyor. Ben de bazen inat ediyorum, almıyorum ama sonra dayanamıyorum, gidip süpürüyorum. Çünkü sinirimi bozuyor görüntü. Böyle şeylerden anlıyoruz. Üç çocuk iki dakikaya ağlar ben size söyleyeyim. Dolmuş, dolmuş, dolmuş buraya gelmiş. Gözleri dolu dolu anlatıyor yani. Kızım gerçekten bu kadar pasaklı mısın? Evet ya. Hiç sevmiyorum ev işi yapmayı yani. Hiç sevmiyorum. Ama yaşamayı seviyorsun evde yani. O evet. Evde yaşayayım, hiçbir şeye dokunmayın. Yani şöyle, ben diyorum hani... Herkes sever abi. Severim. Tabii. Mis. Ya şöyle diyorum hani, gel diyorum hani böyle bir... en azından bir yardımcı olabilecek biriyle anlaşalım. Haftada bir, iki haftada bir, ayda bir de olsun hani genel bir temizliği yapsın vesaire. Mesela onu asla para harcamak istemiyor. Niye abi? Yo hayır, istiyorum. Benim derdim o değil ki. Tabii ki birisi gelip temizleyebilir. Ama oraya koyduğumuz bu arada dört gün orada durmasın, onu alalım mı yani? Bunun için birisine gerek var mı? Hani... Merhaba ben Selma, geliyorum bardağı kaldırmaya. 150 TL alırım tabii. Ya Allah aşkına ya. buzdolabından çıkardığı hiçbir şeyi geri buzdolabına koymuyor. Koy onu yani. Ya işte böyle olursun. İşte böyle ha. Okay. Aa, hocam haklısın ama yani. Ay haklı değil burada da. Şimdi mesela yatak odasında raffles. Mesela sen hiç hakikaten bir yum yum geldin mesela burana falan gece. Mesela yapış yapış haribolar. Ondan sonra pizza kraker burnuna girmiş. Yani nevresinde mi öyle? Kraker buldum. Yani yatakta. Isırılmış yarısı böyle. Isırılmış. Aynen. Yarısı kraker buldum. Bir çünkü şey kraker giren eve doktor girmez. Bunu herkes bilir yani. Hakikaten bu ne hissettirdi sana? Nevresimde bunu bulmak. Dedim bu bizimki dedim yine gece kalkmış yemiş. Bulduk şeylerini. Yine dediğimi yapmamış dedim.
Onu da görmemiştir yani. Çünkü bu tarafta yediği için bu tarafa düşmüştür, görmemiştir. Görse yataktan alır. Yataktan alıyor. Sen Osman bir coştun da ben biraz da yokum. Vallahi bak sen yani. Sonra kadını aramasın. Mesut Bey, oraları yayınlamayalım. Benim yani pasaklı olduğumu annem izliyor sonuçta. Aynen. Ev işleri kimde? Kuzum. Onda. Hepsi mi sende? Yemek hariç bende. Yemek sende mi kuzum? Yemek bende, yemek aynen. Yapamam. Yemek, kahvaltı. Peki vesaire. Yemeği yaparken mutfağda dağıtıyor musun? Evet. Evet, dağıtıyorum. Ve toplamıyorsun? Hayır. Ya topluyorum ya, o kadar da değil canım. Topluyorum. Ya mutfak işini gene yapıyorum yani mutfakla ilgili ama onun dışında temizliktir, toplamadır, silme, süpürme işte. Sıfır. Ağlıyorum yani, ağlayaslarım evet. Geliyor böyle. Bir kere şeyde buldum ya, bir dedim ona ortak bir şeyler yapalım. Ben içeride bir şey yapıyorum, banyoyu diyelim temizliyorum. Sen dedim hani süpürgeyi salondan başla da, işte o elektrik süpürgesiyle. İçeriden bir ses geliyor, şey vuv vuvla karışık böyle bir diye bir ses geliyor. Bir girdim, şeyin elinde çekememiş böyle. Ayarını yapamamış, yapışmış oluyor. Makine gelmiyor diyor, ağlıyor. Yedir artık dedi, attı yani. Tamam dedim, ben yaparım ya, ağlama. Kuzum sanki Osman olmasa sen Hürriyet Radar'la bu yaşına gelemezmiş gibi yani. Bilmiyor değil bu arada, yapıyor. İstemiyor yani. Ha anladım. Evet. Canın sıkılıyor yani. Evet. İstemiyorum ya, vallahi istemiyorum. Bazı insan böyledir yani. İş, ev işi oldum böyle ağlayası gelir. Ama ya dışarıda gece... şöyle, ha. Zaten dışarıda çok yoğun çalışıyorum. Ve yani eve girdiğim andan itibaren hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tamamen keyif yapmak istiyorum. Tabii mutlaka birinin bunları yapması gerekecek yani. Bunun da farkındayım ama... Ama artık yavaş yavaş şey yapacağım yani. Bazen gece 11.30-12. Yok yapmak durumunda değilsin yani. Sen hiç bozma yani. Böyle kabul ettirmişsin. Aynen devam çubuk kraker emeği. Boş ver. 2-3 haftada bir çıldırma geliyor hafta içi. Gece 11.30-12 gibi birden bir coşuyor. Mutfağa dalıyor. 4-5 parça bir şey yemek yapıyor. Yok oradan puding bir şeyler. Oraları sil süpür. Hadi kalk sen de. Ne hadi kalk sen de? 12 yani. Yatacağım. Hafta sonu. Kalk çabuk öleceğiz. Aynen. Puding yemezsek öleceğiz. O zaman da ben yapmıyorum diye beni eleştiriyor. Ama ben burada çalışıyorum, sen yatıyorsun diye. Gerçekten. Evet. Düğün nasıldı? Çok güzeldi. Düğün çok nerede? Güzeldi ya. İncir altında İncir burada. Altında. Ne yani. Düğün salonu? Söyleyebiliyor muyuz? Tabii lan. Bir yer diye bir mekandı o zaman. Bir yer event. Bir yer mi? Evet. Adı bir yer. Adı bir yerdi. Bir yer. Hala duruyor mu? Diye performans diye. Bilmiyorum. Duruyor duruyor. Bir yer düğün salonu. Evet. Aynen. Düğün şarkınız neydi? Neydi o adamın adı? Çıkış. İngiliz. Şeydi, Coldplay'in Paradise vardı çıkışımız. Ed Sheeran'ın da Ed Sheeran. Perfect. Ha, Perfect. Dans şarkımızda. Düğün dansında ne konuşuyordunuz? Konuşamadık çünkü kursa gittik. O dans adımlarını sayıyorduk işte. Hareketle sağa dön, sola dön falan yapıyorduk yani. Hani, kursa mı gittiniz? Aynen, kursa gittik. Düğün dansı kursuna. Aynen. Şey ne dansıymış bu kadar kursluk? Kendi koreografi çizdi. Koreografiyle işte vesaire o şekilde yapıyorlar ya. O yüzden... Arkadaşlarınızı dahil ettiniz bir şey mi? Yok ikimiz. Yok ikimiz. İkiniz. Sadece. Ya ilk çıkış şeyimiz, dansımız oldu. Dans kursunda kepaze olduğum için bir dansla bir yükleme yapalım dedik. İyi güzel, mantıklı. Evet. Yani, güzel. Tiyatro grubumuzun adı ne? İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu. Söylesenize şuradan kameraya. İzmir Barosu Tiyatro Topluluğu. Yaklaşık kaç sene? Ben 8 senedir. Ben kurucu başkanım. Gerçekten mi? Evet. Bu mesela başka şehirlerin barolarında var mı böyle bir şey? Tabii. İzmir'e özgü. Her sene barolar arası tiyatro festivali oluyor. Tamam. Her sene bir baro ev sahipliği yapıyor. İki sene olamamıştı tabii pandemiden dolayı. Bu sene galiba Kasım ayında Eskişehir'de olacak. Davet edilen barolarla beraber gidiyoruz. Orada bir yani hafta, İstanbul, bir buçuk hafta. Ankara, Antalya, Adana, Ordu. Işte. Bütün herkes avukat. Evet, herkes avukat. Ama herkes... Amatör bir herkes şekilde tiyatroyla ilgileniyor. Oyunu sergiliyor. Çok güzelmiş. Evet. Kız isteme nasıldı hocam? Gergindi. Vallahi. Benim için gergindi. Kim gittiniz? Annem, babam, iki tane çift arkadaşım. Bir de kız kardeşim. Kalabalık gitmişsiniz yani. Tamam. Evet yani sayılır. Sayılır. Sonra çok... kim istedi kızı? Babam istedi. Becerdin mi birde bir? Yok hayır, beceremedi. Ne yaptı? Babam öyle çok konuşmaz. Ablamı istedi yanlışlıkla abla, ya. Maalesef. Osman'ın peki olur demesi orada. Biz bütün yol boyunca babama şey yaptık, hani idman yaptırdık. Kaç kız kardeşsiniz hayatım? Bir ablam var. Bir ablam var. Aynen. O evli miydi? Yok değildi. İsterken ha tamam. Değildi. Babam da çok konuşmaz. Yani şantiyeci işte, yıllarca şantiyede çalışmış. Sormasan söylemez asla. Hani dedi ki böyle söyleyeyim işte Allah'ın emri peygamberin kabri default bir cümle. Tamam dedi ben de falan dedi. Stresten işte sigara içiyor. Gittik oturduk. Hani şeyi de anlattık. Hani kahveler gelir, birer yudum alınır ondan sonra. Onları da yaptı, annem de anlatıyor.
Sezen kahveleri getirdi daha ayaktayken yani. Kahveyi uzatırken Allah'ın emri peygamberin kalbiyle... Kızınız Simge'yi oğlumuz Osman'a istiyoruz. Sezen ortada eli tepsiyle kaldı. Simge'yi. Simge'yi. Aynen Simge'yi. Ablam istedim. Sen bir an için şey dedin mi Osman? Ne olacaksa olsun. Hayırlısı neyse olsun babacığım dedim mesela. Osman dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Zaten evet desen yemin ediyorum siktir ol giderdim ben burada. Kalkar giderdim. Fiziken 10 üzerinden kaç veriyorsun kardeşime? 10 üzerinden 6. 6 mı? Benim tanıdığım tavuk var 7 öyle söyleyeyim yani. Kanadı manadı uçabiliyor falan öyle tavuk var 7. Yakışıklı tavuk. 6 sanki biraz acımasız olmadı mı hayatım? 7 o zaman. Seni zorla mı evlendirdiler ne oldu? Yok 7. Simge'yi istedi diye mi babası bu kadar sinirlisin? Aynen kinim var ona. 6 verdin. 7 diyelim hadi. Hayır ben 6'yı kabul ettim artık 6 çıktı ağzından. 7'yi de ben almıyorum. Al sen zaten bu şovu hep yapıyorsun. Aynen. Bu sefer ben gelmiyorum. 6. Ne olsaydı 10 olurdu? Ya da dur 6'yı nereden verdin? Yani önce bir var olanı bir öğrenelim bakalım nereden 6 verdin? Ben yüzünü çok beğeniyorum. Çok acayip sempatik. Evet çok, çok tatlı bir yüzü var bence. Kaşı gözü falan çok güzel. Konuşunca yakışıklılaşan adamlardan. Evet evet. Valla. Aynen. Kaşı gözü çok mu güzel? Kaşı gözü çok güzel. Mesela Brad Pitt'in kaşı gözü 10, Osman 6 mı? 6. Etmez. Etmez. Brad Pitt'in 10 olduğu yerde ben 2'yim mesela. Biraz daha net olalım. En çok beğendiğin fiziki özelliği? Valla gözlerini çok beğeniyorum ben. Gözünü, kaşını falan çok beğeniyorum. Tamam mesela. Dudakları da güzel. Dudakları güzel. Evet. Tamam bana dudak demeden Osman'ın dudaklarını tasvir eder misin? Bir şeye benzet. Böyle o zaman şöyle söyleyeyim. Hani böyle çok sıkılıp bunaldığında ama böyle bir hafta böyle Güney Ege'ye gidersin. Arabada böyle en sevdiğin müziği açarsın. O keyif, ferahlık var ya. İşte onu öptüğümde öyle hissediyorum. Mazot olmuş 25. Ki biz bunu yayınlayana kadar bakalım kaç olacak. Mesut Süreyle götümüzden vurdular devam ediyor. İzmir'e geldik diye coştuk durduk yere. Anladım. Yani Osman'ın dudakları... Pardon hayatım kahkaha attım. Şey gibi mi? Arabada sahilde geziyoruz. Şarkı en sevdiğim Mor ve Ötesi açmışız. Aynen. Aşk içinde. Sahile doğru şeye gidiyorsun. Tatile gidiyorsun böyle en sevdiğin yere. Onu öptüğünde öyle hissediyorsun. Evet. Ay, ne güzel tasvir ferahlık. Ettin. Ne güzel tasvir ettin. Peki ne olsa daha güzel olurdu puanı? 15 santim daha boy. Kaç boyu? 1.66 galiba. 8. Sanki bana 68'im lan ben. 2-2 duruyor. Tabii abi. Tabii. Başka? Mesela kası kas mı? Yani... Şu an mesela memelerin oynadığını görüyorum. Kası kas mı? Baktı ya. Var mı kası yani? Kolumda var kası sadece. Kolumda var. O kadarıyla. Tamam. Kemikleri var bir sürü yürüyebiliyor. Ki o da kırılıyor arada. Aynen onlar kırılıyor ama. Onun dışında yani kolları kaslıdır. Onun dışında zaten kaslı erkek istemezdim. Öyle mi? Tabii. Yani seksi buluyor musun kocanı? Buluyorum. Fiziken? Evet buluyorum. Nefis. Osman dünyanın en güzel kadını mı? Tabii. Hanım? Vallahi. Yaratılmışların en güzeli. Yaratılmışların. Evet. Sen niye böyle ayet ayet konuşuyorsun bana anlamadım. Gerek var mı yani şu an? Tabii yani. Sen sahabe misin lan benim başıma? Ya tatip oğluna mı geldin? İlişkisi buraya. Tamam. Tamam. 10 üzerinden dürüst ol ama ya. Rahat ol. 10 yasak zaten de. 9.5. Gerçekten mi ya? Gerçekten ya. Ne olsa 10 olurdu. Biliyorsun geçiştirmek yok bizde. Bir şey bul yani. Ayakları. Hah. Nasıl ayakları? Surata bak. Ya sen 6'sın 6. 6 halinle. Herhangi bir ayağım yapabilecek durumda mısın sen? Sen 6'sın ya. Ayak benden yakışıklı. Gerçekten. Öyle mi? Mesela seni... Sezen'in ayağıyla seni koyduk yan yana mesela. Kimi like'larız? Ayağımı like'larız. Ben seni like'larım. Sen çok tempatik, çok tatlı bir adamsın. Ayak konuşamaz. Oradan avantajım var. Nasıl ayakları? Anlat biraz ya. Bana. Sezen'in parmaklarını Türkiye öğrensin. Anlat bakayım acık.
Ya. Tövbe estağfurullah. Hani yaratılmışların en güzeliydi ayak hariç mi? O ayak meselesi bir biraz şey yapıyor da hiç sevmiyorum yani. Ayaklarını? Komple genel. Ayak sevmiyorum. Ayak sevmiyorsun. O konseptten senin... hiç hoşlanmıyorum. Konseptten. Evet. Güzel değil yani. Gerçi hiçbiri bence güzel değil de. Beğendiğin bir ayak var mı? Yok ay. Öyle mi? Ayaktan nefret ediyor. Yani göremiyor, bakamaz asla. Ayağa bakamaz. Gerçekten mi? Yani mesela sahile gittiğimiz zaman falan. Sen ne yapıyorsun sen mesela? Çorapla mı geziyorsun evde hep? Yok yani. Ben yere bakmamaya çalışıyorum. Yere bakmıyorum. Mesela eğer görürse şöyle uzaktan çeker mesela, koyar ayağımı bir yere hani görmesin diye. Öyle mi? Uzanırken falan. Ayak fobin var yani. Fobi gibi değil böyle bir tiskinti. 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 Canım benim gerçi sehpayı unutan adamı ne bekliyor yani? Gene iyi bulduk kelimeyi. Öyle bir şey oluyorum. Valla. Ayakta evet bir sıkıntısı var. Ha tamam. En beğendiğin fiziki özelliği hanımın? Yüzü. Yüzü. Evet. Komple. Komple. Koordinasyon olarak. Mükemmel. Peki. Sezin'in yüzünü bize yüz demeden tasvir etsene. Ayetlerden. Bizim kesin çarpılacağız biz bakalım. Yani hiç... Hiç bestelenmemiş bir... Çok güzel girdin değil mi? Hiç bestelenmemiş bir opera parçası gibi yani. Asla söylenmemiş ama mükemmele de ulaşılamamış. Ama işte o bestelenmemiş opera parçası. Mükemmele de ulaşılamamış ne demek? Yani o işte hiç çıkmadığı için mevcutlar çok güzelmiş gibi görünüyor. Halbuki Sezen'in yüzü üzerinden bir opera şarkısı bestelense olsun. Mükemmele mi ulaşacağız? Mükemmel olur. Ben yemem lan bunları. Kendi kafasında bir şeyler üretmiş, fantezi bir şeyler, opera. Güzel başladın demiştin. Hayır dedim ama hiç inanmadım sonradan. Yalan üstüne yalan geldi ya. Aynen. Çok güzel bir hanımefendi. Tam da yani bestelenmemiş opera falan. Abartı yani. Yok yok estağfurullah. Değil değil. Değil. Ani mesela ani bir değişiklik yaptı. Geldi mesela sırtına Sezen boydan boya kendi diyen kendi olur yazdırdı. Dövme yaptırdı. Ne yazmış? Kendi diyen kendi olur yazdırdı tamam mı? Dövme. Böyle bir şey de böyle bir soğur musun acık? Ben de giderken de sırtıma aynen öyle diye dövme yaptım. Aynen. Çelik ayna yazdırmış sırtına. Ne güzelmiş. Bir huyunu değiştir. Fışt yap bir huyunu değiştir. Hangisini seçsem? Şey, çok endişeli. Onu değiştirmek isterim. Ne demek endişeli? Her şey. Mesela su içiyorum. Su içerken gülüyorum. Hani yapıyorum mesela. Su içerken gülme, boğulup ölürsün diyor. Böyle bir örneği var mı hayatım? Tübe varıyorsun mesela, su içerken ölen oldu mu etrafında? Annesi demiş, su içerken gülenler ölmüş demiş. Annesi demiş. Hala diyor bana bu arada. Annesi peki görmüş mü böyle birini? Yok. Burada bak kaç, 100 kişi varız. Şimdi biraz ayıp olur. 1000 kişi varız, şeyler. Alabildiğine, stadyum burası şu an. Su içerken ölen birini gören var mı? Bak yok yani. Yok. Ölünmez ama işte abi. Endişe işte yani. Anladım. Böyle bu minvalde küçük küçük bir şey. Pimpirikti mi bu anlamda? Seni sevdiğinden mi yapıyor hocam bunu sence? Bana yapmıyor, herkes de yapıyor. Mesela siz şuradan biraz uca doğru yürüyün, sizi geri çeker. Oraya gitmeyin, düşersiniz diyor. Gerçekten? Evet. Ha, yüksek kıymacılara bir yerde. Kıymacılara karışıyor. Kıymacı usta geliyor ya, adam tamir edecek. Mecbur pencereden dışarıya işte sarkıyor adam. Adama iş yaptırmıyor. Tutuyor, geri gel diyor. Boş ver tamam, lanet olsun diyor, usta gönderdi. Adamın bacağından tutuyor içeri doğru. Evet. Adamın pantolonundan yakaladım, içeri çektim. Bir daha dedim sakın buraya girme. Dedim böyle sarkamazsın buradan dedim adam yani. Adam işini yapıyor ya. Adam da dedi defol git o zaman dedi, yapmıyorum. Ama yani. O da şimdi zevk için gelmiyor ki, gideyim de bir tane. Gideyim de bilmem ne sokakta pencereden azıcık sarkayım diye. Ama bizde yarıya kadar sarkıyor böyle. Ama, bildiğim belinden aşağı doğru sarkıyor. Ama sana yani. Tehlike olan bazı insanın da rutinidir. Onun uzmanlık alanı ya. Ama yok. Sarkamaz yani. Ölür. Benim evimde sarkamaz. Aynen sarkamaz. Gerçekten bıraktırdım yani. Klima bozuk kalabilir. Hiç çünkü ben değil. Usta olarak gelsem pantolonla çıkıp ben böyle tekmeyle içeri atarım seni yani. Adam neye uğradığını şaşırdı zaten. Pantolonundan çekip adamı çektim yukarıya doğru. İyi saat pantolonu çekmedim. Durduk yere donla dışarıdayız, klima yapıyorsun. Başka hocam? Başka çok inat. Onu değiştirmek isterim. İnat. Evet çok inat. Tartışmalarda böyle haklılığının şovunu yapar mı? Diyelim haklı çıktı. Haklı olmasa da yapıyor ki. Öyle mi? Yani, ne yapıyor? Yani ben inanılmaz haklıyım mesela bence. Bir bakıyorum 15 dakika sonra özür diliyorum, yalvarıyorum. Lütfen diyorum. Allah Allah diyorum, ben ne kadar eşekmişim, bunları yapmışım falan. Manipüle ediyor mu seni? Ediyor.
Valla. Galiba kendim keriz gibi manipüle oluyorum yani. Aşırı sevgiden olabilir. Aha. Eskiden elimde olmadan ben etmeye çalışıyordum galiba ama evlendiğimizden beri oluyorum galiba manipüle. Sence kızcığım manipülatör müsün? Yani değilim ama... Dominant mısın? Dominantım, evet. Doğru. O doğru. Manipüle çok etmiyorum ben de artık ya. Dominantsın. Ama ben çok haklı olduğumu düşünüyorum. Benim problemim o zaten. Yani ben kendim çok haklı olduğumu düşündüğüm için bunu inanarak savunuyorum ve onu da ikna ediyorum buna. Bence benim söylediğim her şey doğru gibi. Öncelikle bu öz eleştiri konusunda muazzam bir yere gelmişsin yani. Kendini geliştirmişsin bayağı. Aynen. Hiç hata yaptın mı bu hayatta sence? Tabii canım, yapmaz olur mu? Mesela? Yani, hangi konuda, hangi tartıştığınız konuda haksızdın? Çok haksız olduğum şey vardır muhtemelen. Ama unutmuşumdur onlardaki haksızlığımı da. Tamam, geçelim burayı. Aynen. Bir huyunu değiştir Osman'ın. Çok gevşek. Çok çok rahat bir insan. Yani ben çok endişeliyim. O da dünyanın en rahat insanı. Yani desiniz ki şu anda uzaylı istilası var. Bana ne der yani hani. O ben gelsinler derim, tanışalım der yani. Uzaylı istilası da çocuk gibi, kim söyleyebiliyor? Yani en kötü olabilirmiş gibi geldi artık. Tamam. Yani gerçekten öyle. Çok yani rahat. En kötü şey olsa bile mesela, gerçekten başımıza kötü bir şey gelse bile umuru bile olmaz. Ben orada tek başıma çırpınırım onu çözmek için, şey yapmak için. O der ki bir şey olmaz, boş ver der, geçer mesela. Yani orada da ben hani şoka uğruyorum her seferinde. Diyorum nasıl takmazsın buna, bak bu çok önemli bir şey diyorum. Yok ya diyor, boş ver diyor. Ben duşa giriyorum, hadi görüşürüz diyor, gidiyor. 1,5 saat duş alıyor, geliyor. Öyle rahatça. Duşta biraz uzun mu kalıyor? Çok. 1,5 saat keyif yapıyor. Kahvesini alıyor öyle gidiyor. Telefonunu duşa açıyor öyle gidiyor. Duşta kahve mi içiyorsun? Evet. Eskiden sigara da içiyordum. Evlenince duşta sigarayı bıraktın mı? Evet maalesef. Maalesef mi? Abi içtim lan banyoda sigara. Çok ama çok da keyifli, çok olur ya. Çok keyifli oluyor. Aa. Mükemmel olur ya. Al bak burayı yayınlarız, gördün mü burada? Ama sigara sağlığa zararlı. Doğru. Anca böyle şey, zararsız elektronik sigara içebiliriz evet, duşlarda. Sigara içen salaktır. Alkol de bütün kötülüklerin anası. Gir bir tane ayet. Sen seversin. Tam senin yerin şu an. Tam yerin ya. Diyelim bir sebepten ayrıldınız gençler. Olmaz ya, Allah korusun. Kim ayrılmış olabilir? Kim bir tık daha yakın ayrılığa? Sezen ayrılır ben. Bir an, bir fevri bir anına denk gelip ayrılır büyük ihtimalle. Sen de bu evlilik öncesi terk etmelerin travması sürüyor mu? Çok coşkulu kavgalarda bir an bir lan oluyorum ama ha, zaten evliyiz diyorum. Yani. Evli olunca gidilmiyor mu yani? Zor ama yani bu. Daha zor. Daha zor değil mi? Meşakkatli. Bunu kabul edelim. Sevgiliden ayrılmakla evliden ayrılmak başka şeyler. Aynen. Değil mi? Harcı var, dava masrafı var. İkna etmesi var hakimi. Aynen. Değil mi yani? Paylaşımı var. Belli ki anlaşmalı boşanamayacağız. Var mı evlilik sözleşmesi aranızda? Ha, yok. Ha, yok. Neyimiz vardı ki zaten? Benim çizgi romanlar. Senin zaten cebinde ne var? 50 lira para vardı şu an. Gerçekten. Çok böyle mesela... Hesabında da mı para kalmıyor? Az kalıyor. Ya, kalıyor. Ha, biraz var. Annem söyledi en sonunda. Osman'cığım dedi, Sezen'e gönderme bütün paralarını dedi. Bak dedi artık yeter dedi. Kendine birazcık para ayır dedi. Söyleme ona dedi. Atıyorum işte 10 bin para geldiyse 2 binini yanına ayır, 8 binini gönder dedi. Bu da dedik ki aa, hiç düşünmedim ben bunu. Bir tane film var ya, Yalanın İcadı, Ricky Gervais. Daha yeni öğrenmiş. Ulan ben gerçeği söylemek zorunda değilim ya. Anladım. Sonra muhtemelen o zamandan beri yapıyor öyle yani. Osman'ın ayrılma ihtimali var mı kuzum sence? Vardır tabii canım. Sen de öyle içeride bir yerde... Basar gider diyor musun yani? Tabii diyorum. Bunun demek lazım. Aynen, korkarım. Ha, tabii, bir yerde korkarım. Böyle bu endişeyi taşımak tabii lazım. Tabii kesinlikle yani korkarım. Tabii canım korkarım. Sen gene çok güvenmedin. Osman'ın çok hoşuna gitti bu fikir yani. Bu da aynı deminki 8 bin lira gibi ilk defa aklına gelmiş. Ulan ben de gidebilirim gerçekten. Ben bu evden çıkabilirim ya. Dönmeyebilirim gayet. Peki Osman, bastı gitti Sezen. Kaç zamanda toparlarsın da bu enerjine gelirsin? En az 4 sene. 4 sene? Evet. Çok lan 4 sene. Ama ben şey, daha önceden de büyük bir depresyon geçirdim. Uzun sürdü. Yani depresyon gibi değil de. Böyle hiçbir şey yapmak istememek. Hani çalışmak bile istememek böyle. Muhtemelen öyle bir yere düşersem geri çıkamam. Yani çıkmak da istemem galiba. Ha, o depresyon
seni böyle içine çeker yani. Muhtemelen çekerse evet. Sen kuzum? Bastı gitti Osman. Beklemiyorsun sürpriz. Kaç zamanda toparlarsın? 2 yıl falan sürer. 2 yıl? Evet 2. 2 bence. Sen şu an 31 yaşındasın. Evet. 33'te başka insanlar da var enerjine gelir misin? Geri dönmezse gelirim yani. Heh. Yani gittiyse istemiyorsa çabalarım ama yani. Gene şey çabalarım da geri gelmiyorsa devam ederim hayatıma yapacak bir şey yok. Zaten bence de öyle. Sen etmez misin abi? 4 sene sonra hangi Osman'ı görürüz biz? Kendi başıma takılan yani. Bir daha bir ilişki meselesine girişmek istemem galiba. Gerçekten mi? Tabii tabii. Yani sen hayatı Sezen'le tanımladın evet, artık. Evet. Böylesiniz yani. Evet. Hayatımın en büyük tadı yani. Niye bir daha uf kim uğraşacak onunla? Bir daha git birini tanı, bir şey baştan bir şeyler kur. Aman yani. Bir de belli ki hiçbir zaman aynısı olmayacak. Onu yakalayamayacağım. Ne gerek var o zaman? Daha güzel olur belki. Olamaz. Öyle bir olur ki. Daha güzel olamaz yani. Benim potansiyelim de belli yani bir de. Estağfurullah sen niye kendine vuruyorsun? Aha vurdum. Ah yapıyorum. Çok güzel flörtleşiyorsunuz şu anda da yani. Utandım şu an. Utandım. Hadi toparlayalım. Valla çok doğal, çok içten insanlarsınız ikiniz. Daha bırak sen böyle konuşuruz. Çok tatlısınız. Hocam çok da hakim olmadın. Hızlıca geçeceğim. Bir arkadaş grubu var iş yerinden diyelim. Erkekler de var. Sensiz tatile giderse ne yaşarız? İçine siner mi? Sinmez. Gitme der misin? Gitmesen iyi olur derim. O yeterli. Onu dersin. Aynen. Sen ne cevap verirsin? Dinler misin? Dinlerim. Öyle mi? Gitmem. Rahatsız oluyorsa gitmem. Hiç asla. Osman gitse? Benle beraber gidebilir. Yani gitmesini istemem. Oğlum soru o değil lan. Sensiz. Bensiz gidemez. Hep beraber. Küfüre bir cümle kaldı öyle söyleyeyim. Hanımefendinin küfüre bir cümlemiz var. Gitmesini istemem. Gitmez. Burama geldi yapmadım. Anladım. Yok. Öyle mi? Gitti peki ne yaşarız? Geri gelemez. Şimdi gidim. Çağdaşlık puanlayacaktık. İyi oldu bunu sordum. Çağdaşlık. Buraya kadar ne tatlı geldiniz. Ne gerek vardı ya? Gider. Ama gerçi... Tamam gider. Çağdaşlığı manipüle etmeye çalışıyor. Gitsin. Yeter ki 8 versinler. Çağdaşlık 10 üzerinden 8 ve üzeri diyenler o desin. Oo. Ne var canım? Tamam. 4 ve aşağısı diyenler o desin. Oo. Ne çağdaşsızlıklarını gördünüz? Geri gelemez dedi diye mi? Hayır abi bir şey yok. Bu herkesi rahatsız edebilecek bir soru. Bu soru zaten sert bir soru yani. Rahatsız olduğunu anlamak lazım. Ben katılmıyorum. Bize nereden baksan 2 veriyorum. 2. Sadakat. Bir bak yememişiz hakikaten. Hiçbir kadının adı geçti mi kim bu bilmem ne ya da bir adamın kim bu lavuk? 0. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Ben çok sevdim ikinizi de valla. 8 ve üzeri diyenler o desin. Dur bir de böyle yapalım. Ulan çok iyi bölüme geldik diyenler o desin. Bir tane hiç bağırmayan var şu beyazlı. Eyvallah. Her bölümün sonunda olduğu gibi sevgili dostlarım öpüşün barışın. Alkışlarla! Daha çok hanımlar beyler bendeniz Mesut Süre. Bir kişinin önünde İzmir performans oldu. 2000 oldu şu an. İlişki testi İzmir'de bu bölüm biter performans oldu. Bay bay. Görüşürüz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Vaktinizi ayırdınız bu saatte. Bay bay. Görüşürüz. Daha çok.